Az önce şeyden bahsettiniz. Bu torbacılardan, uyuşturucu satıcılarından bahsettiniz. Gençler arasında yaygınlaştığını düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Bunun alkol yasakları, işte yaşam tarzına müdahaleyle ilişkisi olabileceğini düşünüyor musunuz? O soruyu şimdi şu şekilde cevaplayayım ben size. Mesela bazen bize dört tane genç gelir işte. Görüyoruz bunlar. Biz de işte sadece su alıyorlar. Bir tane bira alıyorlar. Diyorum ki bir tane su bir bira nedir diyorum ben soruyorum. Ya abi işte falan. Ben ne merak ediyorum. Müşteri şu şekilde söylüyor. Müşteri diyor ki abi diyor ben diyor dört kişiyiz diyor. Adam başı 50-60 lira verip içene kadar diyor. Şunu şunu alıyoruz diyor. Bizim daha ya diyorum yapmayın diyor. Ya alıyoruz abi ne yapalım diyor. Ya diyor böyle kolay mı buluyorsunuz bunu? Her yerde var abi. Yani bu tabirle her yerde var abi. Ya diyorum lan nasıl olur yani bunu nasıl? Çünkü pahalı şeyler deniyoruz biz. Zaten şimdi biz televizyonlarda da görüyoruz. Şeylerde işte bu marinalardaki gemilerle gelen ton ton uyuşturucu bunlar sonuçta bir şekilde geliyorsa tüketiliyor ve satılıyor. Sonuçta ya da bizim ülkemiz havacılık mı? Bize gelip iniyorsa bizden başka bir yere mi gidiyor? Muhtemelen bunun bir karşılığı vardır. Yani bunun için bilmeye gerek yok bazı şeyleri. Siz aslında Türkiye'deki uyuşturucu kullanımının ne kadar yaygınlaştığını, ne kadar şey olduğunu en iyi gözlemleyecek meslek grubusunuz. Kesinlikle. Çünkü sigara kağıdı satışlarından bunu tahmin edebilirsiniz. Bir platformsunuz hatta, örgütlü bir Tabii ki. platformsunuz. Oradan bakınca Türkiye'de gerçekten uyuşturucu kullanımı arttığını söyleyebiliyorsunuz. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Bunlar ateist,